savunma sanayi kümelenmesi, saha expo, Türkiye ve Avrupa'da. Bununla ilgili öncelikle görüşleriniz nelerdi? Yine burada tabii saha expo'nun bu dördüncüsü yapılıyor. Bu ilk güne itibaren buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerçekten büyük bir atılım yapıldı. Büyük bir başarı sağlandı. Şu anda geldiği nokta gerçekten bizim için, Baykar için, bu saha expo için, yöneticiler için ve ülkemiz için, Türkiye için büyük bir iftihar konusu oldu. Bunu görmemiz lazım. Gerçekten büyük bir teveccüh var, büyük bir katılım var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla bu artık ülkemizin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok çarpıcı bir gösterge. Bunu çok iyi görmek lazım, çok iyimser olmak lazım. Dolayısıyla bunları gördükten sonra geleceğe çok daha güvenle bakabiliyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı başta olmak üzere, onların ihtiyacı karşılanıyor. Diğer taraftan da dost, kardeş, ülkelerin de haklı davası desteklemek için buradaki üretilenler orada kullanılmakta. Bu da bizim ayrı bir iftihar vesilesi. Efendim, Eurofighter'la ilgili ben sormak istiyorum. Şu anki görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili herhangi bir son iki gelişmesi falan var mı? Bununla ilgili görüşmeler size devam ediyor. Görüyorsunuz, devam ediyor. Daha önce diğer ülkeler evet demişler, ortaklar. Almanya'da bir sıkıntı görünüyordu. O da çözülmüş gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu, görüştü. O da çözüldü. Çözülüyor. Önümüzdeki herhalde iyi haberler alacağız. Peki bu kanun projelerini aksatma durumu var mı yoksa? Efendim? Milli Muharip Uçak kanun projelerini hayır, aksatma hayır. Durumu? Onlar ayrı. Onlar ayrı. Tabii. O ayrı bir sorun. Ayrı bir kul var. O ayrı bir kul var. Dolayısıyla bir ihtiyaçlarımıza, acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için Eurofighter kullanılır. Fakat diğer tarafta da bizim Milli Muharip Uçağımızı yapmakta azimli, kararlı, Allah'a çok şükür ona muktediriz. Cinşeden çıktı. Sağ olun. Sağ olun. Bakalım.